Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyini beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detay bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bugün e, videomuzda Bitcoin'in hareketinden bahsedeceğiz. Yön tayini yapacağız. Likidasyon haritasından bahsedeceğiz arkadaşlar ve e, bir takipçimizin bize göndermiş olduğu stratejisten bahsedeceğiz. Derya arkadaşımıza buradan da gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize e, stratejisini paylaştığı için ve dolayısıyla ekstra Trendflex Algo indikatörü kullanan için bir onay indikatörü olarak bize bunu gösterdi. Videonun ilerleyen dakikalarında ona da geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, onay stratejisi olmuş. E, biz de inceledik. Gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Trend X algı indikatörünü kullananlar için e, ekstra onay istiyorlarsa tabii ki güzel bir tercih olabilir. Hemen şimdi öncelikle şuna geçmek istiyorum arkadaşlar. Bitcoin'e hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Bitcoin'de şöyle karşıdan baktığımız zaman 4 saatlik transferinde aslında beklediğimiz bölgeden bir tepki alıyor arkadaşlar. Yani ortalama. 58.200 seviyesinden 58.000 e, pardon 57.100 seviyesinden arkadaşlar bir destek bölgesinden tepkisini aldı. Ama bu destek bölgesine baktığımız zaman aslında çok fazla test ediliyor olduğunu görüyoruz. Mesela bakın 1-2-3-4-5 6, 7, 8 ve 9 kere test edildi arkadaşlar. Hatta 10. testi bile yapılabiliyor. Ya yani şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yukarı baktığımız zaman e, direnç bölgesine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, e, 6, 7, 8, 8. 9 kere de yukarısı test ediliyor. Ve yukarısını da çok ciddi bir şekilde kırıyor ve tekrar mevcut konsolidasyon aralığına giriyor. Ya yani burada şunu düşünebiliriz. Açıkçası destek bölgesinden alım gerçekleştirildikten sonra bu bölgede ciddi alıcıların olduğunu görebiliyoruz. Ve longçuların burada hazır kıta beklediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Spottan da takılanlar için burada gerçekten güzel bir emir bloğu verilmiş. Ben de zaten Instagram'da ve e, Telegram kanalımda da Mevcut bölgeye bir emir verdiğimi long açacağımı duyurdum ve e, ufak karrazasında kapattık arkadaşlar çünkü düşen bir minor trend vardı. Çok da fazla riske girmek istemedik. Insta, e, Telegram'da da, Instagram'da da bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki likidasyon haritasına baktığımız zaman 60 bin seviyesinde çok ciddi bir likidasyon birikim var. Yani Bitcoin'in yukarı gitmesi, yani akıllı paranın yukarı yönlü hareket etmesi en mantıklısı gibi görünüyor. Yani e, çünkü şöyle söyleyeyim hemen baktığımız zaman 58.400 seviyesi Bitcoin'e gelelim. 58.379 seviyesinden yukarı gitmek bana daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Çünkü aşağı inmesi bir satış baskısını yaratmak şu an için zor. Çünkü neden? Destek bölgesinde çok ciddi bir birikim, çok ciddi bir alım var arkadaşlar. Tabii ki olabilir ama bunun olabilmesi için benim beklemiş olduğum ufak bir kriter daha var. O da direnç bölgesinin kırılımı arkadaşlar. Ben direnç bölgesinin kırılımını bekliyorum açıkçası. Gördüğünüz burası benim için bir direnç bölgesi. Ve burası da 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 kere test edildi. Ve şu an bekliyorum. Yani eğer buradan aşağı yönlü sert bir hareket gelirse arkadaşlar. Ee, yani belki buradaki destek bölgesini kırıp aşağılara kadar da devam edebiliriz. O yüzden, ben buradaki direnç bölgenin kırılımını bekliyorum. Eğer buradaki direnç bölgesi kırılırsa ufak bir test ve onayla 60 bin dolar seviyene kadar gitmekte çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bakın burada şu bölgede ortalama 400 milyon dolarlık bir likidasyon havuzu var. Ve akıllı para yani market maker bunu görüyor ve bırakmak istemeyeceğini düşünüyorum. Ee, aşağı düşecekse de burayı toparlayıp ondan sonra aşağı düşebilir. O yüzden 60 bin dolar seviyesini ben e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Bitcoin'in yani buradaki direnç bölgesine çıkmasını bekliyorum. Tabii ki buradaki ekstra minor direnç bölgesini kırarsa yukarı çıkacağını düşünüyorum. Yani direkt buradan aşağıda salabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, gelelim... Bu arada 4 dakika oldu. Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Derya arkadaşımızın yapmış olduğu stratejiye ilerleyen dakikalarda zaten Bitcoin ile ilgili tekrar konuşabiliriz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu önemli bir detay arkadaşlar. Ben Telegram'da ve Instagram'da birçok formasyonla coinleri falan paylaşıyorum. Gördüklerimi paylaşıyorum. Ama şunu da önceden söylemek istiyorum. Birçok altcoinlerde birçok stabil coin'lerde arkadaşlar şöyle bir durum var. E, Mouse'da kitlenme oldu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, açıkçası e, mesela Bitcoin destek bölgesindeyken Bitcoin destek bölgesindeyken birçok stabil coin ve alt altcoin'ler bir topa formasyonu çizmeye başlıyor. Ve bu topa formasyonu çizmesiyle birlikte Çok pardon. Topu formasyonu çizmesiyle birlikte aslında ben şunu görebiliyorum. Mesela örnek veriyorum. Şimdi Bitcoin buradaki destek bölgesinde tutunurken ben bir Cardano'da şu pozisyonu gördüğüm zaman diyorum ki ne alaka? Ya yani ne alaka? Çünkü buradan düşebiliriz. Ve senin buradaki bu topu formasyonu çizmen ne alaka diye düşünüyorum açıkçası. Ve bunu birçok coin'e görüyorum. Yani Dash'ta, Dot'ta, TRX'te, Doge'de, Litecoin'de ondan sonra Ripple'da birçok coin'de bunu görebiliyorum arkadaşlar. Zaten bunu da Instagram'da Telegram'da da paylaştım arkadaşlar. Dikkatli olmamızda kesinlikle fayda var dedim. O yüzden arkadaşlar yani Bitcoin destek bölgesindeyken birçok coin'de topu formasyonu görüyorsanız şunu bir anlam çıkarabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim fikrimdir. Birçok coin'in yatırımcısı, kurumsal yatırımcıları, gerçek çok ciddi profesyonel traderlar aslında bitcoin'in buradan yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini tahmin edebiliyorlar. Yani siz bitcoin'in ileriki tarihlerdeki hareketlerini tahmin edebilmeniz için birçok stabil coin'e bakmanız da gerekiyor. Bakın bu önemli bir detaydır ve bunu aslında birkaç defa da söyledim ben. Mesela bir... Daşta veya bir adada veya bir Ripple'da, Litecoin'de, XLM'de eğer düşüş formasyonları görüyorsanız ve Bitcoin hala bir düşüş yoksa ileride düşüş olabileceğini sembol ediyor. Yani bu da önemli bir detay arkadaşlar. Bunu da lütfen kaçırmayın, göz ardı etmeyin. Bunun çok örnekleri var. Zaten sizlerle bunu çok fazla paylaştık. O yüzden takip etmenizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Bakın, şimdi. Burada tabii e, biz Matik'te açıkçası bir topu formasyonu gördüğümüzü söyledik ama e, biz tam bu sırada 31 Ağustos 2024 tarihinde e, Matik'te bir topu formasyonu olabileceğini bakın ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çok acilci davranıyor. Evet topu formasyonu oluşumu var. Ama tamamlanmadı arkadaşlar. Burada işte fake atıyorlar. Yani topa formasyon oluşumu var. Evet, bakın burası nedir? Ee, burası solumuz baş sağumuz olarak devam ediyor. Ben diyorum ki kırılım gelir, rites yaparsa yukarı yönlü hareket devam eder. Ama kırılım gelmiyor arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. Kırılımları beklememiz gerekiyor. Hemen buradaki Çizimimi kaldırayım. Gördüğünüz gibi düşüş devam etmiş. Yani kırılım bizim için çok önemli arkadaşlar. Kırılımı görmemiz lazım. Kırılım görmeden, ritesini onayını almadan işlemlere girmemek lazım. Hemen gelelim Uni'ye. Derya arkadaşımızın stratejisine çok fazla lafı uzatmak da istemiyorum. Çok fazla da uzun bir video yapmak istemiyorum. Şimdi Derya arkadaşımız Trendflex algı indikatörünü kullanıyor ve ekstra kendince arkadaşlar yapmış olduğu stratejide bir onay merci alıyor. Yani bir ekstra onay alıyor ve gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben size burada Uni palitesinde de zaten yaşanan konsolidasyonu daha önce sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi Derya arkadaşımızın yapmış olduğu bize atmış olduğu mailde aynen şu şekilde hocam merhaba yayınlarınız olsun işlemleriniz olsun süper türk elemanları da kafanıza takmayın biz bize koskocaman bir aile oluyoruz bu kadar bilgiyi ücretsiz paylaşan bir kişi daha bulamazlar bu piyasada gerçekten bu mesajın için çok teşekkür ederim Derya Evet elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Ama maalesef işlemlerimizden rahatsız olan bazı kişiler var. Sürekli bizi e, Discord gruplarında, Telegram gruplarında yerden yere vuruyorlar. E, ama beni bilen biliyor zaten Instagram'da da Telegram'da da paylaşımlarımız yani... Ben her zaman paylaşımla yapmıyorum. Öyle bota bağlayıp anlık dakika başı size mesajla göndermiyorum. Ben diyorum ki bekleyin. Bekleyin çünkü daha burada bir pozisyon yok. Girebilecek bir bölgemiz yok. 126 tane koyunu inceliyorum. Açıkçası evet var. Girilecek tabii ki bölge olabiliyor ama emin olmak istiyorum. Çünkü ben de giriyorum siz birlikte. Ee, ben size 10 tane, 15 tane veya bir e, 10 tane paylaşım yapıyorsam bunun 7-8'i geliyor zaten arkadaşlar. 3-4 tanesi gelmeyebiliyor. O da tabii ki olabilir. Zaten paylaşımlarımın hepsi geliyorsa burada da bir sıkıntı var açıkçası yani nereden bilebiliyorsun kafasına dönüyor büyük ihtimalle geliyor arkadaşlar bu arada derya arkadaşımız çok teşekkür eder elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz şimdi bu arada hocam ben 67 ve 200 emalı indikatörle trendflex algı ile ee, iyi uyum sağlıyor. Birkaç onaya ihtiyaç duyanlar için birlikte kullanın daha garantide hissettiriyor. Belki YouTube'da da paylaşmak istersiniz. Tabii ki der ya paylaşmak istemem mi? Ee, ben de bunu takipçilerimle de paylaşmak istedim. Ee, son olarak trendlerde geç kaldım diyenlere lüks algının order Block dedektör indikatöründe trend yakalamada işe yarayacaktır diyor. Çalışmanızın başarının daim olsun. Hoşçakalın. Evet ekran görüntülerini de koymuş arkadaşımız. Gerçekten iyi bir şekilde e, hem Trendflex algo ile hem yapmış olduğu EMA stratejisi ve Order Block e, Lux algo'nun Order Block indikatörüyle çok güzel bir şekilde bir strateji oluşturmuş. Hemen ona bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Trendflex algo zaten var. E, hemen EMA 68 ve 200 açalım. Şimdi tabii ki burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Hani derya arkadaşımız dediği nokta şu, kırılım geldikten sonra mesela 30 dakikalık time frame de bana resim atmış. Ben de 30 dakikalık time frame açıyorum ve ben zaten her zaman tüm takipçilerime de şunu söylüyorum, 15 ve 30 dakikalık time framelerde ben işlem almaya başladım. Çünkü ben aslında swing trend yapıyordum. Şu aralar bir scalp'e yöneldik bakalım. Hayırdır inşallah diyorum kendi kendime. Neden böyle oldu? Büyük ihtimal almış olduğumuz güzel sinyallerin sonucu bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii burada aşağı yönlü kesişimler geliyor. Mesela aşağı yönlü kesişimler geldikten sonra yukarı yönlü kesişimler geldikten sonra buradaki Trendflex algı indikatörü vermiş olduğu sinyalle aslında onaylı bir sinyal olduğunu bize gösteriyor. Mesela şöyle hemen tekrar şöyle ufak bir ayarlara bakalım. Şimdi 15 dakikaya girelim. Şimdi burada mesela arkadaşımızın söylemiş olduğu strateji gördüğünüz gibi 68 EMA'sı ile 200 EMA'sı kesişmek üzere. Ee, ve gördüğüm kadarıyla direnç bölgesini kırdı ve direnç bölgesine bir rites yaptı Ve şu mum arkadaşlar bakın şu mum bir onay mumudur. Yani artık buradaki kırılan direnç destek olarak çalışıyor ve yukarı yönlü hareketleri bakın tetikliyor ve yukarı yönlü hareketler geliyor. Bir düzeltme daha sonra yine yukarı yönlü hareketler. Bir düzeltme daha sonra yeni yukarı yönlü hareketler. Ve burada da aynısı geçerli arkadaşlar. Görüyorsunuz aşağı yönlü hemen Aşağı yönlü bir sel sinyali veriyor ve burada açıkçası e, aşağı yönlü kırılım geliyor. Bakın 68-200 MA aşağı yönlü kesiyor ve aşağı yönlü teyidine devam ediyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada tabii ki Trendflex Algo'nun kırmızı mumları, renklendirilmiş kırmızı mumlar da aşağı yönlü hareketi net bir şekilde devam ediyor. Tabii ki şunu söylemek istiyorum öncelikle. 68 EMA sarı arkadaşlar. 200 EMA'da kırmızı. Bakın 68 EMA'dan gördüğünüz gibi ne yapıyor? Satış yiyor. ve 68 EMA'dan satış yediği için tekrar aşağı yönlü hareketlerle devam ediyor. Bakın burada önemli bir detay var. Aslında ben bunu her zaman söylüyorum yine söylemek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sinyali birlikte aşağı yönlü hareketler devam ederken Burada 68 emayı bir yokluyor. Bakın burada 68 emayı bir yokluyor arkadaşlar. Ee, bir yeşil üçgen yani ileriki saatlerde veya ileriki dakikalarda gelecek bir buy sinyalin işareti bu. Ve daha sonra buy sinyali gelmiyor arkadaşlar. Tekrar 68 emanın altına girerek burada kırmızı bir e, üçgen sembolü çıkıyor. Aslında bu üçgen sembolü nedir? Daha önceki sel sinyalin onayı arkadaşlar. Sel sinyali birlikte aşağı yönlü hareketlerini devam edebileceğini gösteriyor. Aynen gördüğünüz gibi. Bakın bu burada da bir buy sinyali geliyor ve buy sinyalinden sonra üçgen simgesiyle aslında yukarı yönlü hareketlerin onayı da alınıyor. Aynen bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Bakalım şurada da aynen bakın burada da gördüğünüz gibi buy sinyali birlikte 68 EMA 200 EMA'yı burada kesiyor. Hemen şöyle biraz daha büyüteyim aynen bak 68 ama e 200 emeği burada kesiyor. O zaman ben ne diyebilirim? 68 200'ü yukarı yönlü kestiyse e benim de elimde bir buy sinyali var. E dolayısıyla fiyat yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Geliyor. Evet bakın burada bir aslında 15 dakikalık time frame'de, hop çok özür dilerim. 15 dakikalık time frame'de burada bir destek bölgenin yani boyun bölgesinin kırılımını görüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle alayım. Renklere çok fazla takılmayalım. Burası yeşil diyelim. Evet bakın burada 1, 2 ve 3. kırıyor ve dolayısıyla 68 EMA'ya nokta atış yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Şimdi tabii ki biz ne yapıyoruz? Burada bir yukarı yönlü kesişimini aldık. Bu cepte okey. Daha önceden de bir baş sinyalimiz var. O da cepte okey ve ben burada 68 EMA'nın pardon özür dilerim 200 EMA'nın test edildiğini görüyorum. Ve ben bu test edildikten sonra yukarı yönlü harekette aslında buradaki buy sinyalim ve buradaki kesişimin bir nevi onayını almış oluyorum arkadaşlar. Ve fiyat o gördüğünüz gibi yukarı yönlü sert bir şekilde devam ediyor. Hemen başka bir koyuna bakalım. Yani başka hangi koyuna bakabiliriz hızlı bir şekilde. Mesela kardanaya bakalım. Bakın işte bu da çok önemli bir şey. Yani bunu her zaman zaten söylüyorum. Hemen şöyle çok pardon 68 sarı 200 kırmızı 68 sarı evet bakın arkadaşlar burada bir kesişim gerçekleşiyor 68 e, 200 emeği kesiyor bakın burada bu gerçekleşiyor bu burada okey daha sonra aşağı yönlü hareketlerle sel sinyali birlikte aşağı yönlü hareketler geliyor. Bakın burada bir yüks, e, burada gördüğünüz gibi 200 MA'yı bir açıkçası test ediyor ve bu test ettikten sonra tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam ederek üçgen simgesi çıkıyor. Ve üçgen simgesinden sonra ne demiştik arkadaşlar? Zaten burada aşağı yönlü 68 200'i kesmiş ve sel sinyalimizle birlikte aşağı yönlü ekstradan üçgen simgesi geldiği zaman ben burada short işlemi açarım arkadaş. Bu kadar basit. Çünkü neden? onayını aldım. Ben burada zaten onayını ve breakant kırılımı çok ciddi bir kırılma birlikte. Onayını aldım arkadaşlar. Burada zaten bir konsolidasyon var görüyorsunuz. Burada yaşanan e, bunu isterseniz 5 dakikalık frame'de takip edebilirsiniz. Burada yaşanan bir konsolidasyon böyle dö döngüsü var. Aşağı yönlü çok net bir breakant kırılımıyla çok ciddi satış yapıyor ve ekstra olarak da arkadaşlar Trendflex algının üçgen simgesiyle birlikte aşağı yönlü hareketlerin gidebileceğini görüyor görebiliyorsunuz. Ama bakın ben size şunu söylemek istiyorum. Bunu birçok takipçim bana soruyor. Hocam evet tamam çok güzel. Bu da aşağı yönlü hareket geliyor ama bir anda da yukarı yönlü hareket geliyor. Arkadaşlar o zaten stop patlatma operasyonları. Zaten o işin doğasında yani bu kripto dünyasının doğasında olan bir şey bu. O yüzden riskli varlıkların dünyası diyoruz. Senin burada bak ben burada e, short işleme girdiğim zaman market maker senin burada short işleme girdiğini görüyor ve seni patlatmak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla sert bir şekilde burada senin stopunu patlatıp ondan sonra aşağı düşüyor. Yani siz heyecanlanmanıza gerek yok. Mesela ben buradan işleme girdiysem 3. 0.35'ten işlemi girdiysem benim stop'um 0.35.87 olur arkadaşlar. Ya dolayısıyla 15 dakikalık time frame'de de bu kadar bir stop koymanız gerekiyor açıkçası ve dolayısıyla aşağı yönlü hareketler sert bir şekilde geliyor. Bakın şimdi aslında birçok takipçim şunu da bana soruyor. Hocam burada mesela evet satış sinyali geldi çok güzel. A, e, buy sinyali neden burada gelmiyor? Arkadaşlar bunun gelmesi için açıkçası hani Mümkün değil gelemez. Çünkü neden? Bunu hiç kimse yapamaz. Çünkü press action konseptine dayalı tüm indikatörler. O yüzden yapı kırılımlarının beklenmesi gerekiyor. Bakın burada şöyle gördüğünüz gibi yapı kırılım var arkadaşlar. Ya piyasa yönünü değiştiren bir kırılım. Yukarı yönlü bir trendimiz var. Ve indikatör bunu bekliyor. Yani indikatör sana burada bir buy sinyali verdi zaman ne yapacak? Burada da sell sinyali mi verecek? Burada yeni burada sellseyeni. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben bazen görüyorum böyle Instagram'da orada burada gerçekten böyle ee, nasıl söyleyeyim ee, adım başı baysel baysel sinyalleri var. Şimdi ee, öyle bir şey mümkün değil. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi burada bir yapı kırılımı geldiği için Press Action konseptine dayalı bir e, indikatörde olduğu için burada aslında sistem diyor ki evet bakın buradaki direnç bölgesi kırıldı, yön değişti, sinyal veriyor. Ama tabii ki burada market maker bizi terste bırakmak için de elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Bakın burada buy sinyali geldikten sonra bir doji dojimun formasyonu var. Bu doji dojimun formasyonu şunu demek istiyor. Piyasa inanılmaz kararsız, her an her şey olabilir. Dikkatli olmakta kesinlikle fayda var. Sen burada pozisyona girdiysem stopunu buraya çekeceksin Elim mahkum. Yani bunun başka bir türlü anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Ben de öyleyim. Çünkü ileriki tarihlerde Doge'nin formasyonu gördüysem eyvah derim. Piyasa kararsız. Her an her şey olabilir. Çok ciddi de yukarı patlayabiliriz. Aşağı da düşebiliriz. Ben ne yapacağım? Ben madem bu işe giriyorsam stopumun olması gereken yere çekeceğim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi stopum patlıyor. Daha sonra burada da gördüğünüz gibi bir sel sinyali de burada da bizi terste bırakıyor. Hemen şöyle bakın daha sonra Aslı piyasa, piyasa e, ilk önce seni patlatıyor, daha sonra yönüne hareket ediyor. Bakın görüyorsunuz burada SELSİN yenilenme, sonra yukarı yönlü hareket ve burada bir konsolidasyon döngüsü yine bakın konsolidasyon döngülerine arkadaşlar çok dikkat edin. Bu döngüler çok önemli değil ve kırılımlarına çok dikkat edin. Bakın konsolidasyon döngüsü yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı 15 dakikalık time frame'de aşağı bir kırılım yapıyor. Burada herkes heyecanlandırıyor. Shortçular hemen asılıyor. Hop geri yukarı. Burada stoplarını patlatıyorlar. Ondan sonra aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. En önemli nokta şu. Aşağı yönlü hareketin devam edebilmesi için e, hani açıkçası bunu anlayabilmeniz için işte Derya arkadaşımız bu stratejiyi kullanıyor. Hemen tekrar şuradan geleyim kırmızı kırmızı 200 EMA'nın altındaysa fiyat grafiği ben diyor hocam short işlemini hala aktif bir şekilde dururum. Bakın burada o kadar atraksiyon, action hareketler var ki ama 200'ün altında olduğu için hala düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bakın hala düşüş trendi devam ediyor ve şu an şu an bir buy sinyali geldi. Şu an bir buy sinyali geldi. 15 dakikalık time frame'deyiz. Hala düşüş trendi aslında devam ediyor. Bakın burada da bir dojumun formasyonu var. Aşağı yönlü sert bir hareket. Tekrar sert. Tekrar düşüş. Bakın artık yeni bir dip yapamadı. Farkındaysanız. Yeni bir dip yapamadı. Yüksek dip yaptı. Ve dolayısıyla fiyat yukarı yönlü devam ediyor. 15 dakikadan e bir buy yeni geldi. Eğer fiyat mevcut 200 EMA'nın üzerine çıkarsa ve kesişim gerçekleşirse o zaman trendin yönü değişmiş diyebiliriz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bir bakın arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa bana tabii ki özelden sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz, DM'den yazabilirsiniz. Elimizden geldiği yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada tekrar hemen şunu söylemek istiyorum size, ee, anlatırken aklıma geldi. Bakın Görüyorsunuz buy sinyalinden sonra oluşan tekrar bir doji mum formasyonu var. Doji mum formasyonu nedir arkadaşlar? Piyasanın kararsızlığını belirten mum formasyonu. Bakın burada da doji mum formasyonu var. Piyasanın kararsız olduğunu gösteren mum formasyonu. Peki ne oldu? Doji mum formasyonundan sonra kırmızı bir mum geldi. Aslında piyasa aşağı yöne gitmeye meyimli olduğunu gösterdi. Hop aşağı yöne hareketler geldi. Peki burada ne oldu? Doji mum formasyonu. bakın gördüğünüz gibi üçgen simge de çıktı. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Yani büyük ihtimal tahminimce 0. 1.3088'e kadar skalpçiler için iyi bir seviyeye kadar yükselebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Trendflex algoyu da sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli.